Ve evet, herkese çok selamlar. Kripto Sözlük olarak canlı yayınlarımıza, videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. Madenciler Bitcoin'e 98 bin dolar yapmadan rahat etmeyecekler. Çünkü hesaplamalarına göre onları kurtaran seviye burası dedik. Ayı sezonu bitti, akümülasyon sezondayız dedik. Önümüz yaz dedik ama bu demek değildir ki hiç düşüş olmayacak. Hayır, böyle bir şey yok. Arada olacak elbette. Bu arada kriptoda nefesler de tutuluyor çünkü yarın büyük gün. Neden? Çünkü SEC Spot Bitcoin ETF için yarın belki de kararını açıklayacak. Bitcoin'e, kriptolara bunun çok büyük etkisi olabilir. Birazdan bunları masaya yatıracağız. Sakın kaçırma. Herkesi bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler gönder gelsin. Yine kriptoların içinden geçmeye hazır mısın Türkiye? Evet kankalar. Tabii anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz. Gönder gelsin. Evet. Şimdi bu seneyi 2019 yılı gibi düşünüyorum ben. 2020 mega boğa öncesinde biliyorsun akümülasyon sezonunu yaşadık. O zaman da böyle enerji ve inanç aşılamaya çalışıyordum videolarda, hatırlıyorsan. Şimdi bu analizde gösteriyor ki aslında şu an ön boğa aşamasındayız. Bu nedenle yıl sonuna doğru tüm altcoin sepetlerini yapıp aslında bir anlamda bitirmiş olmak lazım. Ama aceleye de gerek yok bak. Çünkü sert düşüşler gerçekten müthiş bir alım fırsatı verebilir. Keşke gelse bu arada. Yani keşke food, mood, bilmem ne artık neyse, ne dersek artık şu düşüşleri yaşasak. O zamanlar belki alelacele altcoin sepetleri yapacağız. Yani aslında genel olarak şu analize, şu görsele baktığımız zaman bize diyor ki boğa sezonuna girerken Bitcoin 45 bin dolar olabilir ve mega boğanın zirvesinde de bir Bitcoin, bak 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 ekrana bak, yanlış görmüyorsun kanka, bir Bitcoin tam 300 bin dolar olabilir. Böyle bir dünyada eğer böyle bir şey olursa ne olur, altcoinler çıldırır çıldırır, yani bunu söyleyeyim. İşte ABD Merkez Bankası Fed faizleri düşürüp mega boğanın fitilini ateşleyeceğine ben inanıyorum. Çok manyak ötesi belki bir buçuk sene yaşayacağız diye düşünüyorum. Kripto Sözlük'te belki de o zaman 1 milyon aboneye ulaşırsak gerçekten şaşırma. Ama bunlar bu kadar güzel şeyler şu an demek değildir ki Pataküde bütün paranı bas. Böyle bir şey yapma, böyle bir şey söylemiyorum. Ve riske edebileceğin parayla hep kademeli al, tamam mı? Bana mesela Twitter'dan oradan buradan sorular geliyor. Abi diyorum, yani sen geleceğine inanıyorsan kademeli al. Kaçmıyor bir şey. Kademeli al. Yani almak istiyorsan altcoin sepeti yap. Ama zaten burayı takip etmen gerçekten her şey için yeterli. Şimdi kankalar, FED dedik düşe kalka enflasyonu rayına soktu. Biliyorsun bunları söylediğimizde 3 ay önceydi. Artık resesyon beklemiyorduk. Dün gelen ABD enflasyon verisi de haklılığımızın ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. ABD enflasyonunda beklenen 3.3, gelen de aslında 3.2. Yani aslında 3.0'dan birazcık pik yaptı ama bu aslında birazcık şey, hani göründüğü kadar karamsar bir tablo yok. Hatta tam aksi çok iyi bir tablo var, göstereceğim şimdi. Burada tabii yeni dostlar için şunu söyleyelim. Bu rakamlar 2'ye ne kadar yakınlaşırsa FED piyasadan o kadar çabuk el çekecek, dolar yakmayı ve doları değerli kılmayı bırakacak anlamına da gelebilir. Bunun için de 2024'ün başlarını öngörüyoruz kankalar. Evet, bu arada yeni gelen dostlar kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Şu an tabii şu an ne var abi? Şu an 3.0'dan 3.2'ye birazcık yükseldi ya. Hani şunu da düşünüyoruz. Aa, ABD enflasyonu yükseliyor. Hani acaba endişe yapmalı mıyız? Hayır, hayır, hayır. Tam net, net, net. Moral bozmaya gerek yok. CNBC'nin analizinde de dendiği gibi hafif enflasyon yükselişi göründüğü kadar korkutucu bir şey değil. ABD konut maliyetleri 2023'te düştü. Fakat bu veriler aylarca gecikmeli olarak sisteme giriliyor. O nedenle FED enflasyonun nereye gittiğini anlamak için mevsimsel ve anlık etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyona bundan sonra çok daha fazla bakacak. Hatta geçen haftaki ya da ondan önceki haftaki videolardan bir tanesinde bundan sonra çekirdek enflasyon lafını çok daha fazla duyacağız demiştim. Bakıyoruz, çekirdek enflasyon düşmüş. Görüyorsun bak, düşmüş. Beklenti 4.8, gelen 4.7, yani 0.1 puan düşmüş. Şimdi kanka bu güzel, bunu koyduk cebe. Fed'in takip ettiği en önemli göstergelerden biri de ABD işsizlik haklarından yararlanma sayısı. Beklenti 230 bin, tamam mı? Yani 230 bin kişinin işsizlik haklarından faydalanması bekleniyordu ama yararlanan kişi sayısı arttı. 248 bin kişi oldu. Yani işsiz sayısı arttı diyebiliriz. Bu Fed için güzel. Fed için güzel konuşamadım. Tarım dışı istihdam da düştü. Beklenti 200'dü. Gelen 187, tamam mı? Hem işsizlik arttı. Bunlar çok güzel veriler Fed için. Hem işsizlik arttı, hem tarım dışı istihdam düştü. Hem çekirdek enflasyon düştü, hem de resesyon yok. Yani bunlar var ya, Fed için ballı kaymak. Daha iyisi Şam'da kayısı.
ikincisi desek herhalde abartmış olmayız. Şimdi kanka, işsizlik artmazsa, istihdam güçlü kalırsa Fed bunu enflasyonu her zaman yükseltebilecek bir tehdit olarak algılayacak ve normalden daha sert, daha şahin, daha güçlü konuşmalar yapmak zorunda kalacak. Tamam mı? Çünkü tepesinde hep güçlü ekonomi, güçlü istihdam tepesinde bekliyor. Ufacık bir Fed'in yumuşak davranışında tekrar resesyonu enflasyonu yukarı atabilir. Dolayısıyla şu an böyle bir tablo yok. Bu veriler böyle geldikçe bence Fed'in yapacağı şahin konuşmaların anca şu tweette söylediğim gibi enflasyonun tabutuna çivi çakmak için olur, tamam mı? İyice derinlere gömeyim der ki bir daha kafasını kaldıramasın diye, tamam mı? O nedenle şahin konuşma gelirse veya bir iki toplantı daha faiz artışı yaparsa anla ki bundan dolayı yapılıyor. Yoksa ABD ekonomisinin şu an şahin konuşmalara falan ihtiyacı yok. Net. Ve aklın yolu da bir. Bak, CME Watchful'dan yatırımcıların beklentisini kontrol ettiğim yatırımcıların %88'i Fed'in faiz artışına ihtiyacı yok diye düşündüğünü görüyoruz. Gerçekten aklın yolu bir. O nedenle Fed'in bir sonraki toplantıda Eylül'de faiz artışına ara verip yıl sonuna doğru bir iki defa daha faiz artışı yapıp enflasyonun tabutuna çivi çaktıktan sonra üzerine artık ölü toprağını daha atacağını düşünebiliriz. Bu arada geçen senelerde kriptoları çok oynatan bir toplantı vardı, hatırlıyorsan Jackson Hole toplantısı. Bu yine başlıyor, 24-26 Ağustos'ta yapılacak. Belki faiz artışına gitmezken, tamam mı, Fed ne olur ne olmaz diye bu toplantıda şahin konuşabilir. Yani faizler sabitken şahin konuşursa yine böyle bir dengeyi sağlayabilir. Ama rotadan sapma yok, ne diyorsak o. Bu arada Bitcoin'e ve kriptoları yükseltebilecek, boğa sezonuna yeşil ışığı yaktıracak bir hikayenin başlangıcı olabilecek önemli bir olay daha var. O da spot Bitcoin ETF'leri. Birkaç hafta önce SEC düzeltilmiş spot Bitcoin ETF başvurularını kabul edince bir anda piyasada ne oldu abi, vay, SEC Bitcoin spot ETF'lerini onayladı, kabul etti diye böyle bir yanlış algı, yalancı bir bağır oluştu. Ama gerçek şeydi, sonra ben bunu tweette falan attım, gerçek neydi? SEC düzeltilmiş başvuruları kabul etti. Yani evet, ben bu başvuruları düzgün, bu başvurular kabul ediyorum dedi ve bunları işleme alacağım dedi. Yani dolayısıyla hani böyle bir Bitcoin spot ETF'i kabul edildi diye bir şey yok. Fakat ne var? Yarınsa büyük gün. Bak, SEC ARK Invest'in spot Bitcoin ETF başvurusunda yarın bir şey söylemek ya da karar vermek zorunda. En azından bu second deadline diyor. Yani ikinci deadline, yani 240 güne kadar da uzatabilir. Yani burada üçüncü deadline ve final deadline olarak 2024'ü öteleyebilir. Yani keşke karar verse bu arada. Keşke onaylıyorum dese, bence süper olur. Ama yani bekliyoruz yani. Bunlar olacak ama belki zamanı şu an değil. Şimdi Alex Kruger'ın da dediği gibi muhtemelen yarın da erteleyecekler. Çünkü dolardaki paranın Bitcoin'e kaymasını şu an çok da fazla istemezler kanka. Bunu da söyleyeyim. Yani biraz daha zaman var ekonominin toparlanması için. Şimdilik bunu bekletelim diyebilirler. Öte yandan eğer bu akşam ve yarın karar öncesinde Bitcoin'in fiyatında ani sert yükselişler yaşarsan, görürsen bunu, anla ki aslında şöyle anlamak lazım. Bitcoin ETF'i kabul ediliyor ya da böyle bir söylenti yayıldı. Balinalar bunu öncesinden öğrenerek fiyatlıyorlar, alıyorlar. Sonrasında büyük kitlelerin heyecanlı ve toplu alımları öncesinde keselerini Bitcoin'e dolduruyorlar. Toplu toplu Bitcoin alıyorlar diyebiliriz. Durumlar böyle kankalar. Evet, şimdi şöyle bir piyasalara baktığımız zaman aslında Tether fadı tam olarak geçmişte değil, aslında bir geçti ama hala %65'lerde. Tether'in istenmeme seviyesi %65'lerde. Bu birazcık risk aslında. Yani Tether fadı tam olarak geçti diyemeyiz ama burada aslında Tether'in etrafında dolaşan tam da bir fad yok. Yani Binance'in işte Huobi, Justin Sun'dan dolayı geçenki son videoda anlattım. Burada işte TRC20 Tether'den kaynaklı sıkıntılar var burada. Dolayısıyla bu birazcık Binance'in belki aşırı satış politikasından da kaynaklanıyor olabilir. Hala devam ediyor olabilir. Açlık ve korku endeksine baktığımız zaman nedir abi? Hala aç seviyesinde, hala aç. Birazcık bir geriledi ama genel yani dünya piyasaları aç. Şimdi dolar endeksi aslında dün bir yükseliş gerçekleştirdi. Neden? Hani ya bence bu doğru bir analiz değil. Yani bunun yükselmesi bunun yükselmesine göre analiz edersek yanlış yapmış oluruz. Neden? Vay işte, ABD enflasyonu 12 aydan sonra yükseldi. 3.0'dan 3.2'ye geldi. Ama neydi işte, söyledik yani, bunun bazı veriler gecikmeli geliyor. Birçok başka veri Fed'i destekliyor. Yani çekirdek enflasyon düştü. Yani şimdi sürekli aynı giderdi mesela. Çekirdek enflasyon ve normal enflasyon düşerdi. Ama mevsimsel etkiden arındırılmış çekirdek enflasyon düştü mesela. Bunlar güzel göstergeler. Dolayısıyla ben bunu satın almıyorum. Evet kankalar, devam ediyoruz. Kanala abone ol, like tuşuna bas, desteğini göster. Yorumlarını mutlaka yaz. S&P 500'de aslında bir rally var tabii. Yani burada
Nvidia'nın yani yapay zekanın drive ettiği bir rally var. Fakat hani baktığın zaman Fed de birazcık buna göz yumuyor. Çünkü resesyon yok. Resesyon olmadığı için buraya gelen bu paraya göz yumuyor. Zaten birkaç şirket özelinde geliyor bunlar daha çok. Biliyorsun işte Nvidia'dır vesairedir falan. Bunları videolarda anlattık. Peki anladık. Kankalar şimdi açık ve korku endeksi kriptolarda 51 güzel her şeye rağmen güzel. Peki para nereden nereye gidiyor? Baktığımız zaman en çok para TL'den gidiyor bugün Tether'e. 11.9 abi Tether'de FAT var abi git en kötü ihtimalle BUSD o da yok mesela. Yani Tether'e koşuyoruz abi biz Tether başka bir şey dinlemiyor Türk halkı. Euro'dan Bitcoin'e gidiyor Amerikan dolarına Shiba, LPT ve Jasmine'e gidiyor. Güney Kore Won'undan LPT, Bitcoin, XRP ve İngiliz sterlininden Bitcoin ve Ethereum'a gidiyor. Evet kankalar şöyle bir boğalarla ayıların savaşına baktığımız zaman orada da aslında 29.200 aşağıda bir destek var. Onun altında daha sağlam destek 28.800'lerde var. Şu an Bitcoin 29.300'lerde. Direnç ise 29.800 yani 30.000 doların üzerine çıkarmamakta kararlı ayılar. Bu bakacağız göreceğiz. Peki long shortlara baktığımız zaman aslında longlar biraz daha hakim. Deribit borsasını dışarıda tutarsak suyumu almamışım da yanımda. O yüzden birazcık böyle suyu içmediğim için. Neyse deribit borsasını dışarıda tuttuğumuz zaman 57'lerde kalmış. Genel biraz daha shortlar hakim. Yani göreceğiz bakacağız. Evet şöyle bir likidasyona baktığımız zaman Bitcoin, Ethereum, Shiba, LPT, Sui gibi tokenlarda longlar, shortlar patlama durumu söz konusu. Evet görüyoruz kankalar. Genel olarak aslında longlar biraz daha fazla patlıyor şu an. Peki. Madenciler biraz satış koyuyor. Borsadaki Bitcoin miktarı düşüyor ve Bitcoin'in fiyatı da bir yandan düşüyor aslında. Normalde tam tersi olurdu. Şöyle bir kurumsallara bakacağım kankalar. Onu da söyleyelim. Evet kurumsalları açıyoruz. Bakalım kurumsallar ne yapıyorlar. Evet kurumsallar bir alıma geçmiş. Çok sert alım gelmiş bak. 28.800 daha doğrusu 29.200'lerden şöyle bir 30.000'lere dün bir fomolandı ya bir Bitcoin'i 30.150'leri 30.250'yi falan gördü bazı yerlerde. Kurumsallar nasıl fomolanmış? Yani ya burada kurumsallar fomolanıyor o da bir anda alıyor ya da bu yükselişi bizzat kurumsallar organize ediyor. Bunları söyleyelim. Evet tabii işte bu ABD enflasyonun açıklanması falan. Bunun böyle 3.2'lere falan yükselmiş ama o yani o veriye çok dikkat etmemek lazım şu an için. Evet kankalar şimdi şöyle bir kurumsallar da biraz satış koymuş. Bitcoin şu an 29.300'lerde. Evet şöyle bir tabii zincir analizine baktığımız zaman aslında neyimiz var? Bak yani zincir tarafında dirençler 30.200 ve 29.300 hattında bir direnç var tamam mı? Şu anki direnç babalar gibi 30.200'ü kırmamız halinde burada bu dirençten çıkacağız. Teknik analizden de bunu onaylayabiliyor muyuz, onaylamıyor muyuz ona bakacağız ama teknik analiz aslında güzel Bitcoin'de ve altcoin'ler Ethereum birçok hepsinde güzel. Şimdi ben baktım sonrasında daha küçük bir direnç var o da 31.100 dolar seviyesine kadar sonrasında kırılıyor. Sonrası güzel yani şunu söylüyoruz 31.100 doların üzerini kırarsak sonrası kanka çok rahat. Evet kankalar Romalılar. Şimdi burada 29.200 28.300 bandı 27.500 bandı ve arkasından da 26.600 yani buralarda desteklerimiz var ama aşırı güçlü de değil yani bunları söylemek lazım. Evet şimdi CME'de bir boşluk yok bunu söyleyelim yani bir fiyat boşluğu oluşmadı ama teknik analizde güzel dedim ya aslında bak şunu görüyorum burada işte bunu yaparsa kanka muhteşem olur bize 10 numara 5 yıldız al koy cebine bayramda harcarsın bu kadar söyleyeyim. Şimdi burada böyle bir eğer fincan kulp yaparsa bak bu bölge gıcıktır. Benim eskiden beri böyle boğa sezonunda yaptığımızda 3 saat 5 saatlik canlı yayınlarda bile söylediğim bir şey var. Bu bölge gıcıktır kanka bunu söyleyeyim. Burası birazcık insanı nasıl söyleyeyim böyle gıcık eder düşer abuk sabuk hareket eder falan. Ama bu formasyonu tamamlarsa arkasından bizi rahat rahat şuralara götürebilir. Tabii bir yatırım tavsiyesi değil her zaman kendi analizini yap. 31.200 seviyeleri çok mu hayal bence değil 31.200 yani ki zaten bizim unutmayalım gelmedi diye böyle bir rafa kaldırmayalım bu seviyemiz vardı biliyorsun bak hani şurada 34.600 seviyesi beklentimiz olabilir yani bu göreceğiz böyle bir beklenti var ama bakalım neler olacak neler bitecek bak buradaki seviye gelmiş şurada bir beklenti koymuşuz 32.000 dolar bölgelerine zaten şuralara geldik yani 1000 dolar altına geldik ne kadar sonra kavgalar dövüşler kan revan olan şurada görüyorsun kan revan olan düşüşlerden sonra burada geldik ekranda görüyorsun şimdi kankalar
durumlar böyle. Burada böyle bir hat var. Ama ve lakin bu formasyon çalışmazsa, tabii burada şöyle anlayacağız. 30 bin doların üzerine Bitcoin çıkarsa anla ki bu formasyon büyük ihtimalle çalışacak gibi bir dünya görünüyor. Şimdi tabii burada Bitcoin'de desteğimiz 29.200'lerde destek var. Hem 50 günlük var. Yani daha doğrusu biz sadece 50 günlük var. Direnç de nerede kanka? 29.700'de 200 günlüğün direnci var. Destek bir altında 28.900 ve 28.800 yani ve altında da 28.500. Yani normal şartlar altında Bitcoin'in şu an 28.000 hattına girmesi zor. Ya keşke girse, ucuzdan alırım vallahi ya, ne yalan söyleyeyim. Şimdi bu hatta girerse, tekrar buraya girse bile bir yerden tekrar sıçrama için hazır ola geçebilir. Durum bu. Yani burada bir fincan kulp yaparsa bizi 31.100'lere kadar, neresi bir dakika, 31.000 dolar, 31.100 hattına kadar taşıyabilir. Ama şurada ne kadar? 29.300, 29.700, 500 dolarlık hatta sıkışmış durumdayız. Sıkışmış durumdayız. Yani şimdi VT Cross 4 saatte sat sinyali vermiş. Bu birkaç, 1-2 günlük trade'de 1 saatlikte ne demiş? Orada da sat sinyali vermiş. 4 saati geçiyorum. 1 günlüğe döndüm. Orada ne diyor? Orada al sinyali vermiş. Yani birkaç günlük trade'lerde, yani böyle 1-2 haftalık trade'lerde şimdilik yolumuz güzel, ama böyle birkaç saatlik 1-2 günlük trade'lerde sıkıntılıyım diyor. Zaten baskı da var Bitcoin'e. Evet kankalar, devam ediyoruz dostlar, Romalılar. Şimdi Ethereum'a geldi kanka. Ethereum zaten 50-50. 50 dolar 50 dolar aşağıdan destek. O kadar organize ki Bitcoin gibi değil. Yani 50 dolar 50 dolar destekleri çakıyorlar. 50 dolar 50 dolar da dirençleri çakıyorlar. En büyük direnç 2000 dolar. Bak 2000 doları. Ya ben bunu böyle, ben sana şunu söyleyeyim. Ya aylardır böyle görüyoruz abi. Aylardır bunda hiçbir değişiklik yok. Buradan da şunu anlayalım. 2000 doların kırıldığı bir dünyada Ethereum manyak ötesi bir yeni bir rotasyona girebilir yani. Bunu da söyleyelim. Yani burada bir şey söylemeye gerek yok. Aynı şeyler yani. Evet, Ethereum'da aslında bak aynı şeyler burada da yaşanabilir bak. Burada bir fincan kulp yapabilir, tamam, ama bunun demin Bitcoin için de geçerli bu. Şuralara gelmesi lazım. Buraları onaylaması lazım. Burası için de, Ethereum için de yani 1880 dolar bölgeleri, yani şurada Fibo'yu da kırarsa 1890 diyelim, bir tık daha garanti olabilir. Evet kankalar, şimdi burada destek nerede? Desteğimiz, şimdi şunu şöyle bir çizelim de şu şöyle bir kalsın Bitcoin'de. Öyle bir beklentimiz olabilir çünkü. Şimdi Ethereum'a geldik tekrar. Ethereum'da destek. Şu an destekteyiz. 1842 dolar biraz altında. Şu an iki tane destek var bak. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi burada nerede var? 1840 dolarda hem 50 günlük hem de alçalan takozun desteği var. Onu kırarsak 1810'lar doğru düşebiliriz ama bence bu hat çok da böyle aşağı doğru gidecek bir şey göstermiyor. Ha, düşersek maksimum olabilecek 1800 dolar. Yani 42 dolar. Şu 42 dolarda var ya, ne hikayeler var yani, onu söyleyeyim. 42 dolar diye geçme. Buraya kadar bak, bura bir tutabilir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane destek var yani, bunu söyleyeyim. Yani yukarı kırsa çok daha iyi olur. Şöyle bir şey yapsa çok güzel olur. Evet şimdi kankalar, burada Ethereum'da 4 saatte sat sinyali vermiş. 1 saatte şu an tabii baskı var. 1 saatte de sat var. 1 günlükte artı mı? Evet artı. 1 günlük daha iyi. Yani aynı şey onun içine geçerli. Ethereum'a dönüyoruz kanka. XRP'ye dönüyoruz. XRP'de bir ters çanak vardı. Şuralara kadar bir hedef var. 53 centler. Ama biraz şöyle bir hat, yeni bir hat kuruyor gibi. Bu hattı yaparsa hiç buralara gerek olmayabilir. 53 centlere gerek olmayabilir. Ama ve lakin ben tarihli konuşmayı seviyorum biliyorsun. Burada neyimiz var? Bir sıkışma var. Bir sıkışma yaşanacak. Ne zamana kadar? 13 Ağustos. Evet. Şimdi 13 Ağustos'a kadar eğer 64 centlerin 64.5'un üzerine tutunursa bizi 68 centlere götürebilir. Ama unutmayalım yani 53 cent beklentisi de var. Göreceğiz bakalım. Çünkü bu hani böyle biraz daha uzun bir formasyon. Hemen bugün gelecek diye bir şey yok. Yani ama bu formasyonda da gidebilir yani. Ama bu yükselen takoz, bunun kaderinde düşüş vardır. Belki buradan biraz alacak. Sonra belki burayı, bu hedefi tamamlamaya gidecek. Göreceğiz. Göreceğiz kankalar. Yani birazcık bu SEC'ye bağlı. Genel piyasalara bağlı. Yani ama bak, bir tepesinde bir baskı var. 63'te, 64'te bir baskı var. Ha bu 67-68'i kırmasını, üzerine kırmasını manyak bir haber, bir olay olmadıkça çok beklemem. Çünkü hem alçalan, yükselen takozun direnci var, hem de 200 günlüğün direnci var. Şimdi 4 saatte salt sinyali vermiş. 1 saatte de aynı herhalde. Evet 1 saatte de aynı. 1 günde ne var? 1 günde aynı. Evet total markete baktık. Aslında total market cap'te de
olası bir alçalan takoz ihtimali var. Alçalan takoz diyorum. Bir fincan kulüp. Yalnız bütün fincan kulüpler için söylüyorum. Henüz bu formasyon onaylanmış değil. Bak altını çiziyorum. Bu formasyon onaylanmış değil. Yani bu Bitcoin içinde geçerli. Bunu böyle yapıyor da bu böyle gelecek mi? Bunun gelmesini beklemek lazım. Onu söylüyorum. Bak bu Bitcoin içinde geçerli. Şu hattın, şu bölgenin tamamlanmasını görmemiz gerekiyor. Tamam mı? Yoksa tamamlanmayabilir. O ayrı bir hikayeyi oluşturur. Dolayısıyla tamamlanmasını beklemek lazım. Bu formasyonu şu an satın almıyorum ben. Sadece böyle bir beklenti var. Olabilir. Olursa çok güzel olur yani. Olursa bizi nereye götürür kanka? Şöyle bir şey yap. Al bunu koy. Kabaca. Evet dirence götürür abi. 1-200'lere. Şu an 1-13'teyiz. 70 milyar dolar daha piyasaya sokar. Yani güzel olur. Birazcık şöyle %5, %10, %20 piyasaya coin'e göre belki %30 bir kan revan olabilir. Şöyle kan revan diyorum. Bir güç olabilir piyasaya. Kan revan deyince yanlış anlaşılıyor. Ama yani burada şu an tam destekteyiz. 1-13 trilyon. Tepede direnç var. 1-14. Biraz üstünde 1-15 var. Yani bir hikaye ihtiyacımız var aslında. Peki tüm altcoin'leri etkileyen altcoin market cap'e bakınca bak orada da öyle bir şey olabilir ama şu an tam oluşmuş değil. Bak altcoin'lerde şöyle yani yaparsa keşke yapsa. Böyle bir şey yapsa burada altcoin market burası bütün altcoin'ler için geçerli. Aşağı yukarı hepsi için. Bu bizi nereye götürüyor? Al tam böyle Fibonacci'ye götürüyor. Hacim ismi mübarek. Evet tam böyle 90'a taktı. Olursa tam 90'a takar alır altcoin'leri buraya götürür. Olursa süper olur. 560'tayız piyasaya 30 milyar dolar sokar altcoin'ler burada böyle bir hikayede. Ha güzel aslında 50 günlük desteği var. Fibonacci'nin desteği var. Güzel aslında ki 572'de direnç var. Burayı kırarsa önümüzde çok bir şey yok ama tabii bu aşağı kırılması durumunda da altımız boşluk. Dediğim gibi kademeli almak, kademeli satmak lazım. Şu an bir akümülasyon dönemindeyiz. Yani hani tam böyle mevsim geçişinde olduğumuz için tam böyle hani bilirsin ya mevsim geçişi olur lan. Yazlık mı giyeyim, kışlık mı giyeyim? O hesaplardayız şu an. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Desteğini göster. Evet hoşça kal. Bye bye. Evet. Bye bye. Hoşça kalın.